Selamlar arkadaşlar, ben Ahmet Şenol, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hadis tarihi ve usulü dersinde DHBT sınavında çıkmış soruları çözeceğiz ve analiz edeceğiz arkadaşlar. KPSS videoları çekerken çok talep etmişti arkadaşlarımız, hocam DHBT için de çözer misiniz diye. Onlara da sözümüz vardı, onun sözümüzü de bu şekilde tutmuş olalım arkadaşlar. DHBT sınavlarında çıkmış soruların analiz postları için beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyelim arkadaşlar. Hemen hızlıca sorularımıza geçelim. Ki zaten DHBT çıkmış soru analizini Instagram üzerinden sizle detaylı olarak paylaşacağım. 2014 yılından ve 2018 yılına kadar çıkmış soruları çözeceğiz burada. Hepsi bu kadar zaten. Orta öğretim, lisans ve ön lisans fark etmeksizin bütün soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Sahabe asrından itibaren hadislerin nasıl öğrenileceği ve nakledileceği ile ilgili bazı yöntemler geliştirilmiştir. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Tahammülün hadis, yani hadis öğrenim ve öğretim yöntemleri. Bunlardan biri de hadislerin yazılı olduğu metinleri hocanın talebeye elden vermesi ve kendisinden rivayette bulunmasına izin verdiğini söylemesidir. Yani hoca burada ne yapıyor? Münavele yapıyor ama neli münavele yapıyor? İcazetli. Yani bakın ne diyor burada? İzin veriyor. Bakıyoruz şıklara. Sema, kitabet, imba, arz ve vicade var. Sema neydi arkadaşlar? Hocanın dinlemesi öğrencinin. Hoca söylüyor, öğrenci dinliyor. Dikkat ederseniz burada hocanın ezberden okumasıyla metinden okuması arasında fark yok. Arz da bunun tam tersiydi. Arz da öğrenci okuyordu. Buna kıraat metodu da diyoruz. Hoca dinliyordu. Kitabet neydi? Mükatebe de diyoruz buna. Hocanın yazmasıydı arkadaşlar. Hocanın bir hadis metnini yazması veya birine yazdırıp bir öğrencisine vermesiydi. Ama bakın burada yazması demiyor. O yüzden kitabeti de eleyebiliriz. Vicade neydi? Bir kişinin ölümünden sonra hadis kitaplarının ya da sahifelerinin başkası tarafından bulunup vecdeden geliyor, ele geçirilmesi. Burada size yabancı gelen bir kelime olabilir. İmba. İmba ne anlama geliyor arkadaşlar aslında? Haber vermek, icazet vermek, izin vermek anlamlarına geliyor. Burada doğru cevabımız ne olacaktı? C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Her zaman size vurguluyorum. Son cümleyi çok çok dikkatli okuyun. Bakın bu demek değildir ki yukarıyı tamamen okumayın. Her şeyi okuyun ama sorunun özü, size ne sormak istediği mutlaka son cümlede son bir kez ÖSYM tarafından vurgulanıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. 2014 DHBT sınavında ön lisansla çıkmış bir sorumuz ve ben 2020 sınavında da bu şekilde bir soru bekliyorum açıkçası. Hadisin son ravisi ile Hazreti Peygamber arasındaki ravi sayısının az olması önemlidir. Çünkü sayı arttıkça hata ihtimali de artar. Bu yüzden muhaddisler aynı metnin birkaç isnadından ilk kaynağa diğerlerine oranla daha az ravi ulaşanını tercih etmişlerdir. Bu isnat türü aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Mütevatir ve meşhur bir isnat türü değil aslında. Öyle söyleyebilirim size. Mütevatir sahih hadis ya da sahih isnat diyebiliriz. Meşhur da mütevatir derecesine ulaşmamış hadis şeklindeydi. Burada Ali, Nazil ve Muan'an var. Muan'an neydi? An lafzıyla, dendan lafzı diyebilirsiniz. An lafzıyla çok çok rivayet edilen bir hadisi, hadis metnini, senedini pardon ifade ediyordu. Ali ve nazil kavramları var burada arkadaşlar. Burada bakın şuna dikkat edin. Bir hadis metninin ilk kaynağı daha yakın olanı. Şimdi biz şöyle düşünebiliriz mantıken. Deriz ki X hadisi var. Burada da bir X hadisi var. Bu 1, 2, 3, 4, 5 kişiyle geldi. Bu 1, 2, 3 kişiyle geldi. Şimdi biz diyebiliriz ki mantıken bakın. Konuya hakim olmadığınız bir şey söylüyorum size. Mantıken diyorsunuz ki ya bu bakıyorsun 5 kişiyle gelmiş, daha güvenilirdir. Bir sürü kişi bunu rivayet etmiş. Mantıken bu yorum yapabilirsiniz ama hadisçiler böyle yaklaşmıyor. Ne diyor? İlk kaynağa daha yakınsa değişme oranı daha azdır. O yüzden onlar üçlüyü tercih ediyor. Bakın bu önemli. Mantık hatasına düşmeyin. Daha fazla rivayet ravi tarafından rivayet edilmesi hadisin sıhhatini arttırmaz. Bunu bir yere yazın. Ve mesela biri 5, biri 3 aynı hadis dedik.
Daha az ravi ile ulaşanı, yani 3 ile ulaşanı hadisçiler ne diyor arkadaşlar? Âli isnat, daha yüce, daha yüksek, daha kaliteli diyebiliriz buna. Nazil ise daha düşük seviyeli oluyor. Bakın bu birbirine tabii ki şey değil, muhalif değil. Burada iki isnat varsa daha az kişiden geleni tercih ediyorlar. Buna da ne diyorlar? Âli isnat diyorlar arkadaşlar. Böyle bir soru yine karşımıza gelebilir 2020 sınavında. Şimdi özellikle normal dikap dersinde vurgulamışım. Demiştim ki bu hadislerin ya da hadis usulü eserlerinin şerhleri ya da Buhari Müslim şerhleri dikapta karşınıza çıkmaz. Ama mutlaka ve mutlaka DHBT'de de karşınıza çıkar arkadaşlar. Lisans olsun, ön lisans olsun, orta öğretim olsun. Yine mutlaka karşınıza ne yaparlar arkadaşlar? Buhari şerhi, Müslim şerhi, Ebu Davud, Tirmizi şerhi ne yaparlar? Sorarlar. Ya da hangisi mütakaddimun, ya da hangisi müteahhirun eseri diye sorarlar. Bunu burada mesela anlatacağız ama dikapta gerek olduğunu düşünmüyordum. Başka hocalar anlatabilir, bu benim kendi şahsi yorumumdur. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşturulan eserlerdendir? Hadislerin Arapça dil kuralları ve şer'i hükümler dikkate alınarak açıklanması şeklinde meydana gelen eserlere şerh denir. Yani aşağıdakilerden hangisi şerhtir diyor arkadaşlar. Burada bakıyoruz, Riyazu Salihin bir şerh mi? Hayır. Nevevi bu insanların ahlakını daha da güzelleştirmek için hadisleri topluyordu. Bunun üzerinde birazdan duracağız. El kifaye ya da ulumul hadis neydi arkadaşlar? Bunlar hadis usulü eserleriydi. Gümüşhanevi'nin var Suyuti, bu da Ramuzül Ehadis. Bunlar hadis usulü değil de daha çok alfabetik olarak bir önemi var hadis usulü eserleri içerisinde. Ancak sadece içlerindeki İbn Hacer'in Fethül Bari'si nedir? Buhari'nin şerhidir arkadaşlar. Fethül Bari daha çok zaten Buhari şerhleri Bari, Sari şeklinde biter. Cevabımız burada ne olacaktı? İbn Hacer'in Fethül Bari'si olacaktı arkadaşlar. 2014 DHBT'nin ön lisans sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bu tarz sorularda mutlaka paragraftaki cümlelerle şıkları eşleştirmeye çalışın arkadaşlar. Hadis kitapları çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda farklı yöntemlere göre tertip edilmiştir. Hadislerin konularına veya sıhhat derecelerine bakılmaksızın sadece sahabe adlarına göre sıralandığı müsnetler bunlardan biridir. Bu tertipte sahabilerin İslam'a girişteki öncelikleri, soylarının asaleti veya mensup oldukları kabileler esas alınabildiği gibi sadece isimlerine göre de alfabetik bir sıralama yapılabilmektedir. Bu eserlerle ilgili yani alel rical diyor. Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Rivayetlerin tasnifinde tek bir yöntem bulunmamaktadır ki zaten bakınız şurada farklı diyor. A şıkkını buradan eleriz arkadaşlar. Hangi sahabelerin rivayette bulunduğunu bilmeyi kolaylaştırır. Sahabe adlarına göre sıralandığı için Hazreti Ömer'in rivayetleri, Hazreti Ebubekir'in rivayetleri şeklinde yaparsak kolaylaştırır mı? Tabii ki kolaylaştırır. Muhsirun veya mukullun yani binden fazla rivayet eden veya binden az rivayet eden sahabeleri tespit etme imkan tanır mı? Kesinlikle tanır. Buna da evet diyoruz. Çünkü bakıyoruz Hazreti Ömer'in burada binden fazla rivayeti ya da Ebu Hureyre'nin binden fazla rivayeti varsa biz buna muhsunun diyebiliriz. Hangi sahabelerin sahih veya zayıf rivayette bulunduğunu bilmeyi sağlar. Bu kalsın. Senedindeki ilk ismin bilinmediği hadisleri tespit etmede kullanışlı değildir. Elbette yani zaten ilk ravisine göre sıraladığı için bilinmiyorsa çok da kullanışlı olmaz. Ancak burada ne diyor? Hangi sahabilerin sahih veya zayıf rivayette bulunduğunu bilmeyi sağlar diyor. Bakın burada ne diyor? Sıhhat derecelerine bakılmaksızın. Bakmıyor ki zaten sıhhat derecesine. Olduğu gibi koyuyor hadisi. O rivayet etmiştir diye. Bu bize bu imkanı sağlamaz arkadaşlar. Neyi söyleyemeyiz? D şıkkını söyleyemiyoruz diyoruz. Lütfen paragrafı bu tarz eşleştirme şeklinde giderseniz mutlaka ve mutlaka rahatlıkla çözersiniz diyoruz. Devam ediyoruz. 2014 yılında çıkmış ortaöğretim sorusu. Mutlaka ben böyle bir soruda bekliyorum 2020 yılında. Bazı hadis metinlerinde, bu ara çok fazla mutlaka dedim kusura bakmayın. Bazı hadis metinlerinde anlamı kapalı bir takım kelime, kavram, deyim ve benzeri ifadeler yer alabilmektedir. Bu durum daha çok söz konusu ifadelerin az kullanılmasından
Arapça lehçe farklılığından veya daha sonraki dönemlerde hadislerle ilgilenenlerin dile hakimiyetin eksikliğinden kaynaklanmadır. Bu tür problemlerle ilgilenen hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir? Muhtelifül hadis neydi arkadaşlar? Birbirine zıt görünen, tezat varmış gibi görünen hadislerin ne yapılması? Bir yolunun, ortak yolunun bulunması. Burada muhtelifül hadisi giderirken hangi yöntemleri kullanıyorduk? Cem ve telif, işte nes, tercih ve tevakuf. Mesela 2020 yılında Dikap'ta çıkmıştı arkadaşlar. Bunun sıralaması mezheplere göre ya da işte Hanefilere göre değişebiliyor ya da alimlere göre. Onunla da zaten DHB'de konu anlatımlarında detaylı olarak vurgulayacağız. İlelül hadis nedir? İlk bakışta sıhhatli gibi görünen ama sonra derin araştırma sonucunda bir problemi var olan hadislere de biz ilelül hadis diyoruz. Garibül hadis neydi arkadaşlar? Cevabımız garibül hadis olacak. Neydi garibül hadis? Az kullanılması, farklı lehçeden geçmesi, bundan dolayı anlamları bilinemeyen, garip kalan, tek kalan kelimeler için kullanıyor. Ki bu ilmin aynısı zaten tefsirde de karşımıza çıkacak. Garibül Kur'an başlığı altında. Cerh ve tadil neydi? Ravilerin adalet yönünden ve zapt yönünden incelenmesiydi. Nasih ve mensuh neydi? Yine aynı şekilde muhtelifül hadiste bağlantılı olarak da bunu ele alabiliriz. Ayrı olarak da ele alabiliriz. Yine tefsirde de bu karşımıza çıkacak. Daha sonra gelen bir rivayetin ya da bir delilin daha önce geleni ne yapması? O hükmünü ortadan kaldırması diyoruz ki burada da öyle bir açıklama olmadığı için ki zaten söylemiştik cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Bu durumun hadislerle ilgili aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir? Hadis alimleri hadisleri daha iyi değerlendirebilmek için senet veya metinde yer alan en küçük bir farklılığı, müdreç var mı, mahluk var mı gibi gibi göz önünde bulundurmuşlar ve bu türden bir farklılık ihtiva eden her rivayeti ayrı bir hadis saymışlardır. Hadis çeşitleri bildiğiniz gibi çoktur. Muzdarip hadis var, mürsel var, munkatı var, mudal var. Yani peş peşe düşerse mudal, ayrı düşerse munkatı ya da tabiin atlarsa da yine munkatı diyoruz. Mürsel de tabiin sahabi atlayıp peygamberden rivayet ediyorsa buna da biz mürsel diyoruz. Yani en ufak farklılığa göre hadisler tasnif ediliyor. Bundan dolayı en fazla neye sebep olabilir diye bir soru var karşımızda. Sübutların sıhhati ile ilgili tereddütler oluşması aslında bu tereddütü oluşturmaz. Tereddütü bence ortadan kaldırır. Çünkü ne yapıyor? Her tereddüt yaşadığında tasnif ediyor ki zayıf mı, sahih mi şeklinde. Bundan dolayı da tereddütü ortadan kaldırır. Gerçek sayıları tespitte zorluk yaşanması. Bu sebep olur mu arkadaşlar? Olur. Yani en çok buna bence yol açtığını buna söyleyebiliriz. Neden buna söyleyebiliriz? Cevabımız B şıkkı oluyor. Çünkü mesela bazı hadis alimleri çok müteşeddittir. Yani çok katı yaklaşır hadislere. En ufak bir eksiklik, en ufak bir kusurda hadisi almaz. Sahih olarak kabul etmez. Kimisi de müteşedit değildir. Daha rahat davranır. Ufak farklılıklardan dolayı ya da ufak kusurlardan dolayı hadisleri zayıf olarak kabul etmez. Bu durumda ne ortaya çıkar arkadaşlar? Kimisine göre sahih hadislerin sayısı binlerdir ya da yüzlerdir. Kimisine göre 2000'dir, 3000'dir. Yani aslında burada yaklaşım farklılığına ne yapabilir? Yol açtığını söyleyebiliriz. Metin ve senetlerdeki illetlerin anlaşılamaması bu anlaşılmasına yol açar. Anlaşılmamasına değil. Yine şifahi anlatım yoluyla nakledilmiş olmaları onunla alakası yok arkadaşlar. Yazılılarda da bu ortaya çıkabiliyor. İsrailiyat kaynaklı çok sayıda bilgiyi ihtiva etmeleri. Yani bu buna sebep olmaz arkadaşlar. Neye sebep olur? Hadislerin sayılarını tespitte zorluk yaşamamıza sebep olabilir diyoruz. 2014 DHBT orta öğretim devam ediyoruz. Nevevi'nin aşağıdaki eserlerden hangisinde bu durum belirgindir? İmam Nevevi'yi iyi okuyun arkadaşlar. İbn Hacer, Nevevi ve Acluni. Bu üçü DHBT'de mutlaka karşınıza çıkar. Bakın burayı not edin. 2020'den sonra paylaşırız.
Nevevi kendisinden önceki alimler tarafından tasnif edilmiş olan eserlerin uzun senetli ve tekrar türünden rivayetler ihtiva etmesi nedeniyle gereğinden fazla hacimli hale geldiğini belirtmekte, insanların hadislere ilgisinin azalmasını bununla ilişkilendirmektedir. Yani adam şimdi bir hadis okuyacak, ahlakla alakalı ya da temizlikle alakalı bir hadis merak ediyor. Bir açıyor, bir satır hadis varsa 2 sayfa, 3 sayfa senet var. Bundan dolayı insanların hadise ilgisini kaybettiğini düşünüyor Nevevi. Ve buna karşılık ne yapıyor? İnsanları hadisi daha çok teşvik etmek ve isnatla uğraştırmamak için senet bilgilerini hasbediyor. Bakın. Hasbediyor, hadislerin sıhhat dereceleriyle ilgili bilgiler vermek niyetinde. Yani sahih mi, değil mi? Bunu söylüyor. Fazla detaylı şey yapmıyor. Ya da bu ravi zayıftı, sahihti, zaptında kusur vardı, adaletinde kusur vardı. Bunlara hiç girmiyor. Temel olarak amacı ne? Bir eser oluşturayım ve insanlar ahlaki olarak bu kitaptan ya da bu hadislerden çok rahat faydalansın. Bu eseri aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Buna biz ne diyeceğiz? Riyazu Salihin diyeceğiz. Mutlaka Riyazu Salihin karşınıza çıkar arkadaşlar. Et-Takrib ve Tesir bunlar nedir? İbn-i Salah'ın hadis usulü mukaddimesine yazdıkları şerhidir. Önce İrşad-ı Tullab-ül Hakaiki, daha sonra Et-Takrib ve Tesiri. Yani ikisi de yine Nevevi'nin eseri. El-Minhac, Sahih Müslim'e yazdığı bir şerh. El-İcaz ise Ebu Davud'un Sünen'ine yazdığı bir şerh. İmam Nevevi'nin arkadaşlar. Cevabımız buradan ne oluyor? A şıkkı oluyor. Bakın DHBT'de bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka hadis usulü, mütekaddimun, müteahhirun ya da şerh edebiyatına hakim olmak zorundasınız. Bu türden rivayetler esas alınarak oluşturulan eserler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır? Hazreti Peygamber'in fiziki ve ruhi özelliklerini, ibadet ve yaşayışını, giyim ve kuşam tarzını ihtiva eden rivayetler, cami türü hadis kitaplarını meydana getiren 8 ana konudan biri olarak kabul edilmiş. Ayrıca bu konuları içeren müstakil bir hadis edebiyatı da gelişmiştir. Bakın arkadaşlar, burada size ben olsam alel ebvabı A şıkkına koyarım. Camiyi görenleri de A şıkkında elerim. Ama DHBT ne yapmamış? Bu kadar acımasız, pardon, ÖSYM ne yapmamış? Bu kadar acımasız davranmamış. Yine bakın, parçada güzel bir şey anlattı. Ama sorunun kökü burada. Müstakil bir hadis edebiyatı. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu türden rivayetlere hangisi olarak adlandırılmaktadır? Mucemler neydi arkadaşlar? Bunlar zaten alel rical eserlere girerdi. Mucem ve müsnetler ravilere göre alfabetik olarak hazırlanır. Fiziki veya ruhi özellikleri diyor. O muhtemelen olmaz. Etraf neydi? Yine o da alel rical, kabul edebiliriz onu da kısmen. Hadisin başını veriyor. Tamamına girmeden farklı isnatlarını veriyor. Bu da olmuyor. Böyle bir şey anlatmıyor. Zevaid edebiyatı neydi arkadaşlar? İki hadis kitabının karşılaştırılıp birincinin ikinciden fazla olan hadisleri bir araya toplayandı. Fevaid neydi? Faydanın çoğunluğundan, faydeden gelir. Fayda gelsin aklınıza. Bir konuda faydalı gördüğünüz bu hadislerin toplandığı kitap türüne diyoruz fevaitte. Yani siz koronadan dolayı insanların sağlıkla alakalı sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Hemen bir fevait yazıyorsunuz. Ben yani güncel olarak yorum veriyorum ki hani kafanızda daha ne şekillensin. Bir fevait oluşturuyorsunuz ve fevaitlerde daha çok garip hadisler kullanılır arkadaşlar. Fevait oluşturuyorsunuz ve insanlara bu konu hakkında hadislerle ilgili bir şeyler anlatıyorsunuz. Siz buna fevait dersiniz. Şemail nedir arkadaşlar? Şekil şemalden aklınıza gelsin. Peygamberin fiziki ve ruhu özelliklerini anlatan hadis türü kitaplarına biz şemail diyoruz. Cevabımız ne olacaktı? B şıkkı olacaktı değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemler arasında yer almaz? 2014 DHBT'de çıkmış lisans sorusu. Bakınız arkadaşlar, 2020'de de bu tarz bir soru geldi. Aynı bu başlığı sordular. Sıralaması mühim. Şimdi ona söyleyeceğim sizlere. Burada cem, telif, nesih, tercih, tevakkuf. Bunun sıralaması muhakkak önemli arkadaşlar. Bakınız muhakkak 2020 KPSS DİKAP'ta ya da ihalede çoğun net hatırlayamıyorum. Soruldu. Sıralamasını mutlaka size öncül olarak verir. Lütfen buna dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemler arasında yer almaz diyor.
Bu zaten cevabımız şerh olacak arkadaşlar. Az önce zaten size saymıştım. Muhtelifül hadiste hangi yöntemler sırasıyla izlenir? Cem, telif, nesih, tercih hiçbir şey bulamıyorsanız tevakkuf ediyorsunuz. Yani bekliyorsunuz. Askıda bırakmak gibi anlamlara geliyor ama şerh bu yöntemler arasında yer almaz. Yukarıyı okumadan bunu yapabiliyorsunuz bu şekilde eğer doğru çalıştıysanız. Ama yukarıyı da okuyalım. Konuşmalarında genellikle açık ve yalın bir dil kullanan Hazreti Peygamber, muhatapların durumunu dikkate alarak mecaz, kinaye, temsil gibi edebi ifade biçimlerinden yararlanmıştır. O dönemde bilinen bu tür ifadelerin sonraki devirlerde yeterince anlaşılamaması, hadislerin farklı şekillerde yorumlanmasına ve ihtilafa düşülmesine neden olmuştur. Hadis alimleri bu türden ihtilafların nedenlerini ve bunu gidermenin yollarını tespit etmeye çalışmışlardır. Yani muhtelifül hadiste aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz diyor. Zaten dördünü ezberlediyseniz bilmeniz lazım. Şerh neydi arkadaşlar? Bir hadis kitabının açıklanmasıydı. Buradan da yapılabilirdi. Ama hiç konuya hakim değilseniz de şerh güzel bir çeldirici olur. Neden? Kişi işte yorum getirir, açıklama getirir gibi yorum yapabilir. Burada mesela tevakkufu bilmeyen işaretleyebilir gibi. Cevap ne oluyor? E şıkkı oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerden biridir? Hadislerin farklı açılardan tasnife tutulmuşlardır. Senedindeki kopukluk esas alınarak yapılan tasnif bunlardan biridir. Bu türden hadisler genel olarak zayıf hükmünde kabul edilmiş, kopukluğun bulunduğu yere ve eksik olan ravi sayısına göre değişik terimlerle isimlendirilmiştir. Maklup değiştirilmesiydi. Senette işte ravinin ya da metinde muttasıl, birleşiklik mahfuz, sika bir ravinin kendinden daha sika bir raviye ya da ravilere rivayet ettiği hadise biz şaz, korunana da mahfuz diyorduk. Burada neydi arkadaşlar? Muallak cevabımız olacak. Muallak neydi? Senedin başından ya da birkaç ravinin peş peşe ya da tamamen hasbedildiği hadis türüne biz muallak hadis diyoruz. Devamımız A şıkkıydı. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yazılmış eserlerden biridir? Darbu mesele olarak nitelenen güzel ve özlü sözler halk arasında yaygındır. Bunların zaman zaman hadislerde ya karıştırıldığı ve Hazreti Peygamber'e nispet edildiği görülür. Hadis alimleri bunları birbirinden ayırt edebilmek için amacıyla eser yazmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Yani bize burada sorduğu ne? Özlü söz olan ama peygamberin hadisleriyle karıştırılan bir eser. Bu direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Cevabımız ne olacak burada? Acluni'nin keşfülefası. Acluni burada ne yapıyor? Halk arasında meşhur olmuş ancak hadis sanılan bazı rivayetleri ya da bazı özlü sözleri, güzel sözleri burada topluyor ki bunlar hadis değildir şeklinde. Bunu vurgulamak için yapıyor Acluni. Bu manada arkadaşlar hadis tarihi yani hadis usulü bağlamında yazılmış kitapların içeriğini DHBT sınavına hazırlanıyorsanız bilmeniz lazım. Size eğer orta öğretimseniz ismen sorar ama DHBT lisans veya ön lisansa girecekseniz içerikten de bir şeyler mutlaka sorar arkadaşlar. Yani derinlemesine kaç eserden oluşmuştur, kaç hadis vardır, ne yapmıştır, ne etmiştir. Bu kadar yine detayına girmiyor. Ama en azından diyor ki Acluni'nin keşfü lafasını bilsin. Buna mesela bir örnek verelim. Levlaki hadisi vardır işte ben alemleri senin için yarattım. Sen olmasan yaratmazdım. Çok duymuşsunuzdur siz de muhtemelen bunu. Mesela bu bir hadis değildir. Ya da neydi bir tane daha aklıma geleni söyleyeyim. Kişi, mümin kişi aşkını söylemeden ölürse şehit hükmündedir. Gibi gibi yani bu tarz şeyleri nerede bulabiliyoruz? Acluni'nin keşfülafasında bulabiliyoruz arkadaşlar. Bu yöntemle hazırlanmış eserler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir? Hadislerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tasnif yöntemleri geliştirilmiştir. Hadislerin ravilerine bakılmaksızın konularına göre tasnif yöntemi bunlardan biridir. Bu yöntemde hadisler ilişkili oldukları konular esas alarak sınıflandırılmıştır. Böylelikle bir konu başlığı belirlenmiş ve ilgili hadisler bu başlığın altında toplanmıştır. Yani bab başlıkları koyulmuştur diyor. Biz buna ne demiştik? Alel ebvab demiştik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilebilir? Musannef. Musannefler neydi? Ahkam hadisleri dediğimiz bu konulara göre düzenleniyor. Fıkıh
fıkıh bablarına göre düzenleniyor ve merfu, mevkuf ve maktu rivayetleri içeriyor. Bunun bir daha az şeyi var, daha kalitelisi diyeyim hatta size. Sünenler neydi? Yine ahkam hadisleriydi ama sadece merfu, yani peygamberin hadislerini içeriyordu. Mucem, müstedrik ve müstahreçler, bunlar bu konuya örnek verilmez arkadaşlar demiş olalım. Cevabımız C şıkkıydı. Hadis usulü ilminde müttefakun aleyh ifadesi genellikle hangi hadisler için kullanılır? 2016 yılına geçtik, orta öğretim. Müttefakun aleyh, yani ikisinin üstünde ittifak ettiği hadisler. Bu iki kişi kim arkadaşlar? Buhari ve Müslim ortak olarak rivayet ettiği. Bütün hadisçilerin ittifakla rivayet ettiği güzel bir çeldirici ama burada kimi kastediyoruz biz? Buhari ve Müslim'i. Bu ikisinin sahihlerindeki, yani ortak rivayet ettiği hadislere biz müttefakun aleyh diyoruz. Cevabımız burada ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı oluyor. Hadis alimlerin aşağıdaki gerekçelerden hangisiyle söz konusu hadisin mevzu olduğuna karar verdikleri söylenebilir. Burada 2020 yılında da geldi arkadaşlar. Ben bunu kendi konu anlatım kitabıma da yazdım. Ravi tenkidini çok fazla ele alıyoruz ama metin tenkidi kısmını eserlerde göremiyoruz maalesef, konu anlatım kitaplarında. Bu sorun metin tenkidi ile alakalı bir konu. Onu da ben başlık olarak kitabıma aldım. Onun da müjdesini buradan çok soran arkadaşlarımız var, vermiş olalım. Kasım ayının sonu, Aralık'ın başı gibi Allah nasip ederse, hiçbir aksilik çıkmazsa konu anlatım kitabımız arkadaşlar sizlere sunacağız inşallah. Tabii ki eksiklerimiz olur. Daha iyi yapmamız gereken yerler olur. Zaman içerisinde bunları da düzeltiriz. Burada sizin geri dönütleriniz de çok önemli. Yani hocam şunu şöyle yapsanız demek gerçekten bana çok önemli ufuklar açıyor. Çok önemli fikirler veriyor. Ne bu videolarla alakalı olarak da yorum kısmını aktif kullanmanızı istiyorum ben sizden. Yani hocam şu videoyu çekseniz, şunu şöyle yapsanız. Burada derler ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada tamamen bir kişi bir şey düşünebilir ama 10 kişi olduğunda ortaya daha mükemmel bir fikir çıkar. Burada da tamamen sizin geri dönüklerinizin beni daha ileri götüreceğine inanıyorum. O yüzden yorum kısmında lütfen çekinmeden görüşlerinizi belirtin. Tabii burada saygı çerçevesinde olursa çok çok teşekkür ederim bu konuda. Bir rivayette Hicri 600 tarihinden sonra doğacaklara Allah'ın ihtiyacı yoktur ifadeleri yer almaktadır. Rivayet Hicri 600 tarihinden sonra evlenmemeyi çağrıştırmakta, evlenip çocuk sahibi olanlara da Allah'ın ihtiyacı olmadığını belirtmektedir. Bu rivayet İslam'ın evrensel yönüne aykırı olmanın yanında bu tarihten sonra yaşayanlar arasında İslam'a ve insanlığa değerli hizmetleri olan pek çok kişiyi de yok saymaktadır. Hadis alimleri bu hadisin mevzu olduğuna karar vermişlerdir. Sebebi nedir diyor arkadaşlar? Lafzının düzgün olmaması, senedindeki ravilerin zayıf olmaması. Bakın burada arkadaşlar lafızla alakalı bir vurgu yok. Dikkat edin. Senetle alakalı da bir bilgi vermemiş. Güvenilir hadis kitaplarında bulunmaması, alakası yok. Belki vardır. Bilemiyoruz. Muhtemelen yoktur ama burada bize bunu vermiyor paragrafta. Sahih hadislerle arasında ihtilaf bulunması. Bununla alakalı da bir açıklama yok. Bakın bunların hepsi olabilir. Ama paragrafta böyle bir şey bize vermiyor dönüt olarak, döküman olarak. Ancak akla, mantığı ve tarihi gerçeklere aykırı olması açısından biz ne diyebiliriz? Bu hadis mevzudur diyebiliriz ve metin tenkidi yaparak hadisi zayıf kabul edebiliriz. Niye? Çünkü Hicri 600 tarihinden sonra bir sürü Müslüman bilim adamı yetişmiştir. Bir sürü hükümdar yetişmiştir ve İslam'a müthiş hizmetleri olmuştur. Yani bunun akılla, mantıkla ve tarihi gerçeklere aykırı olması kadar normal bir şey yok arkadaşlar. Yani A, B, C, E şıkkı da kullanılabilir ama dediğim gibi bununla alakalı bize ufak bir nüans vermediği için ÖSYM cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu eserin özellikleri arasında gösterilemez? İmam Nevevi'nin Riyazu Salih'in eserini soracak bize burada. İmam Nevevi'nin ağırlıklı olarak bir Müslümanın günlük hayatına ilişkin ayet ve hadisleri derlediği Riyazu Salih'in adlı eseri İslam dünyasında en çok okunan eserler arasında yer almaktadır. Özellikleri arasında gösterilemez diyor. Az önce de bu eser üzerinde konuşmuştuk. Nevevi'nin asıl hedefi neydi arkadaşlar? Senetle, ravi detaylarıyla uğraştırmadan insanlara hadisleri sunmak. Hadislerin sadece metinlerine yer vermesi doğru gösterilebilir.
Seçimde titiz davranılması kesinlikle doğru. Yani öyle gereksiz konulardan ziyade herkesin ihtiyacı olacağı konulara vurgu yapıyor. Konuyla ilgili ayetlere de yer vermesi doğrudur. Bir Müslümanın ihtiyaç duyacağı konuları içermesi ki zaten şu B ve E birbirini kapsıyor. Yer yer ravilerle ilgili değerlendirmeli içermesi. Bu gösterilemez arkadaşlar. Nebevi'nin asıl amacı zaten neydi? İnsanları senetlerle, ravi açıklamalarıyla uğraştırmayın. Bunlar insanları hadis kitabından uzaklaştırıyor diyordu. Cevabımız ne olur burada? D şıkkı olur arkadaşlar. Buna göre Hz. Muhammed döneminde kişilerden hangileri İslam alimleri tarafından sahabe olarak nitelenmiştir? Sahabe nesli Hz. Muhammed'den öğrendiklerini sonraki nesillere nakletmeleri sebebiyle başta hadis olmak üzere temel İslami ilimlerin birçoğunda özel bir koruma sahiptir. Kimlerin sahabe olarak kabul edileceği farklı görüşler olmakla birlikte İslam alimlerin çoğu bazı özellikler konusunda fikir birliğine varmışlardır. Müslüman olmasına rağmen onu görmeyen, buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Sahabe demiyoruz. Tabiun diyebiliriz ya da aynı devirde yaşadıysa muhadram da diyebiliriz. Yani Müslüman olmasına rağmen onu görmüyor. Aynı devirde yaşayıp yaşamadığı için hani bir şey söyleyemiyoruz. Onunla tanışıp görüşmüş olmasına rağmen onun vefasından sonra Müslüman olan, buna da sahabe diyemeyiz arkadaşlar. Sahabe ne yapması lazım? Hayatında onunla görüşmüş olması, sohbet halkasında bulunmuş olması ve iman üzere ölmüş olması. Lütfen buna çok dikkat edin. Müslüman olup daha sonra İslam'ı inkar eden, bu müşrik oluyor zaten. Onun sohbetine katılan ve Müslüman olarak ölen. Evet, bu aslında en önemli özelliği sahabenin. Yani ıvın olmadığını silelim arkadaşlar. Bir tane gidiyor zaten. Buradan baktığınız gibi ıv kesin doğru. Ancak 1, 2 ve 3 ortak özellikte de değildir zaten. Bunu az önce açıkladık. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Yalnız ıv yani A şıkkı oluyordu. Bu tarz bir soru yine gelebilir. Yani mesela sahabe dönemi Hicri kaçta bitiyor? Hicri 110, tabiin Hicri 180 gibi. Bu tarihlerde belki karşınıza çıkabilir diyorum. Tasnif dönemi hadis eserlerinden aşağıdakilerden hangisine aittir? Hasan teriminin sıklıkla kullanıldığı sünen kategorisinde yer almakla birlikte cami olarak bilinen Kütüb-i Sitte kapsamında yer alan. Bakın Kütüb-i Sitte dedi. İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel gider arkadaşlar. Sünen kategorisinde yer alır diyor. İbn-i Mace ve Tirmizi kalacak burada. Ancak ne diyor? Cami olarak bilinen. Bu eser hangisiydi arkadaşlar? Tirmizi. Niye? Sünen kitaplarında olmakla birlikte cami türü konuları da içerdiği için Tirmizi'nin eserine hem cami derler hem sünen derler arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı oluyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? Güvenilir tek ravinin rivayet ettiği. Bakın tek ravi ve sika bir ravi. Dikkat edin. Zat ve sayı fazlalığı ile sebebiyle üstün olan raviler tarafından rivayet edilen bir hadis arasında ihtilaf söz konusu olabilmektedir. Hadis alimleri bu türden durumlarda tek raviden gelen rivayeti terk edip diğerini tercih etmişlerdir. Yani tekin rivayet ettiğine biz az önce de açıklamıştık. Şaz, rivayet edilen yani ihtilaf edilene de mahfuz diyorduk. Cevabımız C şık oluyor. Eğer bu kişi bakın güvenilir değil de zayıf bir ravi olsaydı münker maruf diyecektik. Şahit mutabı nedir arkadaşlar? Bu ikisini birlikte aynı anlamda da kullanılır. Garip olduğu zannedilen. Yani bakıyorsunuz bir hadiste tek kalmış ravi. Şurada tek olduğunu zannediyoruz. Ancak biz tek zannederken bunun dışında başka kişilerin de bir iki kişi daha olsun diyelim. Başka kişilerin de rivayet ettiği ortaya çıkıyor. Buna biz mutabi diyoruz. Birebir aynı lafızla rivayet ediyorsa mutabi, farklı lafızla rivayet ediyorsa da buna biz şahittir diyoruz. Ama asıl kökü nedir bunun arkadaşlar? Tek olduğu zannedilen. 2020 KPSS'de geldi. Çok üzerinde durdum bunun tekrar kamplarımızda. 2020 DHBT'de mutlaka karşınıza ya mutabi şahit çıkar arkadaşlar ya da şaz mahfuz münker maruf. Çünkü ÖSYM bu son yıllarda bu nasıl diyeyim size çiftli sormayı seviyor. Aşağıdakilerden hangisinin Kerem'in müracaat ettiği eserler arasında yer alması beklenemez? Kerem, Buhari'nin El Camiu Sahih isimli eserini baştan sona okumaya başlamıştı ve hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istediği hadisler için ise şerhlerine müracaat ediyordu. Yani aşağıdakilerden hangisi Buhari'nin şerhlerinden
değil diyordu arkadaşlar. Ki zaten şuna dikkat edin. Bakın. Kevâkibü Derâri, Şâdus Sârî, Umdetül Kârî, Fethül Bârî. Bunların hepsi ari, ari, ari şeklinde bitiyor ya. Bunlar Buhari'nin arisinden yakalayın şerhlerinin ortak özelliğidir. Ama Suyuti'nin Temmurul Havâliki Buhari şerhi değildir. Aynı soruyu geçtiğimiz yılda sormuştu hatırlayacaksınız. Ne dedi? Hangisine başvurur? Hangisi şerhtir dedi. İbn Hacer'in bize Fethül Bârisi'ni sordu. Şimdi hangisine müracaat etmemesi gerekir? Hangisi şerh değildir diye sordu. Yani ÖSYM'nin sizi şaşırtmak gibi bir amacı yok. Sadece sizden bazı şeyleri çok iyi bilmenizi istiyor. Çok iyi tespit etmenizi istiyor. Biz bunlara odaklanırsak arkadaşlar DHPT sınavında KPSS gibi bizim için rahatlıkla halledilebilecek bir sınav olur. Buna göre öğretmenin aşağıdaki eser türlerinden hangisini tavsiye etmesi beklenir? Cemil öğretmen Ahmet'e konularına bakmaksızın Hazreti Ebubekir'in rivayet ettiği hadisleri tespit etmeyi ödev olarak vermiştir. Yani alel rical diyor. Bakınız sünenler ve musannefler neydi arkadaşlar? Alel ebbaptı. Eledik. Ahmet hangi kitabın kendisine daha faydalı olanı bilemediği için öğretmeninden yardım istemiştir. Hazreti Ebubekir'in rivayet ettiği yani sahabi ravinin rivayet ettiği hadislerin toplandığı hadislere biz ne diyorduk? Müsned diyorduk arkadaşlar. Cevabımız burada D şıkkı olacaktı. Ve son sorumuz 2018 DHBT ile alakalı sadece lisans sorularını bulabildim. Ön lisans ya da orta öğretim sorularına erişen arkadaşlar varsa yine bana ulaşırsa Instagram üzerinden onlara da ekleyip üzerine yeni bir video çekebiliriz. Mürsel hadis ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Senetteki inkıta sebebiyle ortaya çıkan bir hadis türüdür. Neydi mürsel hadis? Tabiyonun sahabeye atlayıp Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde hadis rivayet etmesi. Bir doğru, birin olmadığını siliyoruz arkadaşlar. Tabiinden sahabe ravisini zaten az önce söyledim bunu. İkinin olmadığını da siliyoruz. Yani bir ve ikinin birlikte bulunmadığını siliyoruz aslında. Cevap burada ne oluyor o zaman? C şıkkı oluyor. Üçüncü öncül nedir? Muhaddisler fakihler ve usulün çoğuna göre hüccettir. Çoğuna göre değil arkadaşlar. Sahabe mürselini kabul eden var, etmeyen var. Bazı şartları var bunun. O yüzden bunu genel geçer olarak söyleyemeyiz. Yani çoğunluğuna göre değil de hüccet kabul edenler var. Detayına girmiyorum ama kabul etmeyen de var. Sonuçta bir inkıta var ortada. Bir kopukluk var. Bundan dolayı da bu kabul edilmez. 1 ve 2 doğrudur diyoruz arkadaşlar. Ve tüm DHBT sınavında çıkmış hadis sorularında bu şekilde bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi DHBT ile alakalı önemli bilgiler paylaşacağız. Ve bununla birlikte hem gerek online KPSS kurslarımız var hem DHBT kurslarımız var. Sizleri oralara da bekleriz. Elimden geldiğince herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Yine YouTube üzerinden de diğer arkadaşlarımıza da faydalı olmaya çalışacağız diyelim. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.